çay alacağım. İstiyor musun? Feriha. Emir. Hadi gidiyoruz. Feriha hadi. Feriha benimle misin? Başka şansımız yok hadi. Her şey çok daha güzel olacak, inan bana. Emir, ne yapıyoruz biz ya? En başından beri yapmamız gerekeni yapıyoruz. Herkese her şeyi geride bırakıyoruz. Emir, ne yaptın? Annemin babamın haberi yok, onları aramam gerek. Telefon sadece bizi bulmalarına yarar. Ya annemi arayacaktım ya. Çok korkmuştur. Bizi bekliyordu. Bir gidelim. Gittiğimiz yerde anneni de ararsın. Kime haber vermek istiyorsan da verirsin. Nereye gidiyoruz ki biz? Bilmiyorum. Babamlar ne yapmıştır şimdi? Ya nerede saklanacağız ki? Nereye kadar saklanacağız? Ben seni çok seviyorum. Hiç bırakmayacağım. Duydun mu beni? Artık ne olursa olsun bir şey istiyoruz. Kış turizmi diyorlar ama bizim orada pek işi olmuyor. Emekli hayalimiz. Onun için de buraları bırakamıyoruz. Ara sıra yolda kalmış. Sahi siz de mi yolda kaldınız? Yok, biz geçiyorduk öyle gördük, bir bakalım dedik. Ha, iyi ettiniz. Gülizar Hanım sabahleyin kahvaltınızı getirir. Baktınız uygun olmuyor.
O zaman gelirsiniz bize kahvaltıya. Çok sağ olun, teşekkürler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler. Yine hayatımıza attığımız ilk adım olacak. Emir, böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Artık nasıl olduğunun bir önemi yok. Biz birlikteyiz. Herkesten uzaktayız. Hadi git, kimi istiyorsan ara. Hadi. Kaçtık. Ya Emir'le ben kaçtık. Arkana bile bakma. Kaç, kurtul kızım dedi. Annemin en büyük hayali okumamdı. Bu daha kırgın, daha kızgın babamları. Bak, biz buradayız. Beraberiz. Hem annen de seni anlıyor. Bizi anlıyor. O da her şeyin daha güzel olacağına inanıyor. Ben de inanıyorum. Senin de yapman gereken tek şey buna inanmak. Şu an burada seninle olmasam ne yapardım bilmiyorum. Ama yine de bir şeyler ölüyor içimde. Seni sokağın ortasında öyle yerde gördüğümde benim içimde nelerin öldüğünü bilemezsin. Yaşadığımız bu kadar çok insanın canını yakabilir mi? Senin canını yakmadık ki. Biz sadece yaşamak istedik. Ya onun canı hiç yanmıyor mu şimdi? Ne kadar kızgın olsa da kaçtığımız için annemin hiç mi canı yanmıyor? Geçecek. Önce kendi yaralarımızı saracağız. Sonra sıra yaraladıklarımıza gelecek. Bana bir şeyler anlatsana. Dinle o zaman. Sana öyle bir şey anlatacağım ki başka bir şey düşünmeyeceksin. Her şey okul çıkışı küçük bir araba kazasıyla başladı. Hayatımdaki her şeyi değiştirecek ufak tefek küçük bir kızla tanıştım. Tanıdığım, bildiğim, kimseye benzetemediğim, huysuz, hırçın, inatçı. Ne garip. Belki de bütün hikaye bir hoşçakalda başladı. Gece dışarı çıkmayı severdim. Arkadaşlarla film izlemeyi, geyik yapmayı. Ama hiçbir şey onun gibi olmadı. Bir kadını sevmek. Ben hiçbir şeyi bu kadar çok seveceğime inanmazdım. Sevmek yaşamakmış meğer.
yaşadığını hissedebilmekmiş. Ne çok sırtımızı döndük birbirimize. Sonra her defasında daha sıkı sarıldık. Sanki seni her gün daha çok sevdim. Her geçen gün daha da çok seviyorum. Sen de benim tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Mehmet'e, babama. Öyle asık suratlı değildin. Sıcaktın. Ama korkutucuydun da. O her şeyin fazlasına sahibim hallerim. Yine her şeyin bittiği bir günde... O tiyatro sahnesinde parlayan kız demiştin bana. Ayrıldığımızda keşke bir hikaye olsaydık demiştin. Başımıza ne gelirse gelsin sonunu mutlu bitebileceğini bilseydik. Sana söz veriyorum, mutlu sonla bitecek. Beni hep sevecek misin? Son nefesimi verene kadar seni hep seveceğim Feriha. Günaydın. Günaydın. Saat kaç? Bize ne? Benim babamı aramam lazım. Ama korkuyorum. Lütfen bugün korkarak başlamasın Feriha. Ben mutluyum. Mutluyum ama bu çok acımasız. Benim bu kadar rahat olmamam gerekirdi. Babamı düşünmem gerekirdi. Kalkacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Biraz dolaşacağız. Sonra sen ne istersen onu yapacağız. Tamam mı? Ben bir ev sahiplerine sorayım. Market falan var mı yakınlarda?
Gülzar. Baksana şu fotoğrafı. Bu bizim uzun alan değil mi? Ruhi, kız kaçırdı yazıyor burada. Ay, şaşırdım, kaldım. Gözlerinin içi pırıl pırıl, gencecik insanlar. Nasıl olur? Oluyor işte Gülzar Hanım. Baksana neler yazıyor. Ne yapacağız şimdi? Biz vazifemizi yapacağız. İçeride bir apartmanda kapıcılık yapan aile genç bir evden şikayetçi olurken... Yavrum benim. Vah güzel kızım. Demek ellerinizi ayırıp seni sürgüne göndereceklerdi ha? Vah güzelim benim. Ya biz sizi zor durumda bırakmak istemeyiz ama... Ne zor durumu? Ne demek o? Hem ben gazete maçta okumadım. Siz rahat rahat tatilinize devam edin. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kimseyi düşünmedik işte. Hiçbir şeyi düşünmedik. Polis de karışmış. Ailelerimiz birbirine girmiştir. Vallahi birbirlerine mi giriyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar umurumda değil. Polis mi gelecek? E gelsin. Yetişkin insanlar değil miyiz biz? Ne yapabilirler ki? E sizinkiler ne yapacak? Babamlar? Feriha, baban seni köye gönderiyordu. Bizi unut, seni bitiriyordu. Bizimkiler zaten umurumda değil. Bize değildi. Birbirlerine yapacaklar artık, ne yapacaklarsa. Mutluyum, huzurluyum. Kızgınım, kırgınım. Aşığım. Aşığım. Çok güzel bir yerdeyiz. Keşke bütün bu olanlar olmasaydı da yine burada olabilseydik. Keşke kendimi bırakabilseydim tamamen. Zamanı gelince bırakacaksın Feri. İstediğin kadar zamanımız var. Buradan her şeyi yoluna koymuş olarak döneceğiz. Buna inanıyor musun gerçekten? Yani halimize bak. Olay gazetelere düşmüş. Babamlar ne halde bilmiyorum. Seslerini duymaya bile gücüm yok. Geri döndüğümüzde her şey bambaşka olacak. Aramıza giren korkuları, öfkeyi, nefreti yenecek gücümüz olacak. Biz inanırsak onlar da inanır. Güven bana. Maşallah güzel kızıma. Elinde bayağı yatkınmış. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Bak sevdiceğin seni aç bırakmayacak. Al sen bu kızı, al. E bakma öyle ama yapamıyorum. Bir bakayım tadı nasıl olmuş? Ya hamur canım, neyin tadına bakacaksın? Aa! Ya Güzel teyze bir şey söyle, bozuyor. Seni gider Ruhi Bey kılıklı seni. Ya bırakır mısın? Ah gençlik ah. Nazı da başka, güzel cilvesi de.
sene oldu Ruhi Bey? Tam 55 yıl. Ya. 55 yıl bir ömür. Bir ömür. 55 yıl. İki yürekte tek bir ömür. Siz bakmayın onun böyle süslü laflarına. Gençliğinde az çapkın değildi. Az tepe bin taşını attırmadı benim. Bakmayın sizin onun öyle demesine. Zamanında az mı koşturdu beni peşinden? İlahi Ruhi Bey. Çok mutlu görünüyorsunuz. Ah güzel kızım. Mutluluk. Sevdanın yanında mutluluğun lafı mı olur? Mutlu da etse, mutsuz da etse ille de yar, yar, yar. İlle de yar, yar. Gönlümdeki yaram, yaramdaki merem, ille de yaren, ille de gülüzar. İlahi Ruhi Bey. Çok tatlılar. Bize benziyorlar. Nazlı, huysuz ama tatlı bir kadın. Bir de bir zamanlar fırtına istirmiş filinta gibi bir delikanlı. Şöyle de diyebiliriz. Huysuz ve aksi bir ihtiyar. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş pamuk gibi bir hanımefendi. Biz de yıllar sonra onlar gibi olacağız. Ama huysuz olan sen olacaksın. Bana sadece... Sana evet diyemediğim günü hatırlatıyor. Ömür boyu senin olmaya karar verdiğim günü hatırlatıyor. Düşeceksin, kalkalım. Kaldır o zaman. Teklif ettiğin gün sana her şeyi anlatmaya geliyordum. Daha önce çok denemiştim ama yani mektuptan önce hiçbir zaman hazır değildim. Bana evet demediğinde de seni her kaybedişimde de yalanlardan sonra da öyle bir acı hissettim ki elle tutulurdu sanki. Canını yakmak istedim. Bütün gücümle, bütün hırsımla.
Kendi mutsuzluğumda boğmak istedim seni de. Hakkımda inandıkların dayanılmazdı. Bir daha bana hiç şimdi baktığın gibi bakmayacaksın gibi geldi. O kadar inandırmaya çalıştım ki kendimi. Senden nefret ettiğimi. İntikam istediğimi. Her şeyi benden öğrenseydin ne olurdu? Bilmiyorum. Yine bir yalanı yaşadığımı mı düşünürdüm? Yoksa sana inanmak daha mı kolay olurdu bilmiyorum. Sen benden inandığım tek şeyi almıştın. Seni. Tutunacak bir şeyim kalmamıştı. Ben de öfkeme sarılmıştım. Ne kadar uzun sürdü. Neler yaptık birbirimize. Sana bir an için bile inansaydım sana yenilirdim. Yalanlarınla, gerçeklerinle, her şeyinle gel benimsin diyecektim. Sana inanmamak işkenceydi. İnanmak da ölümdü. O gece... O beyaz gecelikle sana geldiğim gün... Kendimi öldürdüğümü düşündüm. Seni öyle gördüğümde kendimden iğrendim. İğrendim... Çünkü sana o halinle bile dokunmak istedim. O iğrenç ruj. Uzak bakışları. Hiçbir şey sen değildi. Tanıdığım tek şey kokundu. Halil ortaya çıkmasaydı bize ne olacaktı? Konuşmuştuk ya bunu. Konuşmamıştık. Sen ne hissettiğini söyledin, ne düşündüğünü değil. O kabusu yaşamasaydık... ...nasıl dönecektik birbirimize? Nasıl döneceğimizin hiçbir önemi yok. Ama döneceğimizi biliyordum. Ve döndük. Benden nefret ettiğini... ...tekrar bir arada olacağımızı düşünmek bile çok zordu. Başka neye inanmıştın? Gittiğimize inanmıştım. Yanındaki kadınları gördüğümde... ...o kapıyı her yüzüme çarptığında... ...bana vurmamak için duvara vurduğunda... ...hep bittiğimize inandım. Peki nasıl ayakta kaldın? Aşkımızın bitmediğini biliyordum. Sadece bunu düşünmeye çalıştım. Sen öfkene tutundun ama... O günlerde... ...yüzünü her gördüğümde... ...her kapıyı çarptığımda... ...daha da sertleştim. Sen nasıl ayağa kalktın? O evde o yatağın kenarına bağlıyken... ...senin için çırpınırken kalktım. Bana aşkım dediğinde kalktım. Sen... ...o gece... ...eve birlikte döndün kadınla.
Birlikte oldun mu? Bunları konuşmaya gerek yok. Yani. Emir kaçma. Ne hissettin? Başkasına dokundun. Öptün. Emir söyler misin ne hissettin? Senden ne kadar nefret ediyorsam kendimden de o kadar çok nefret ettiğimi hissettim. Ne kadar zavallı, aciz bir adam olduğumu hissettim. Benim gücüm sensin. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Emir. Emir. Emir neredesin saatlerdir ya? Niye gidiyorsun beni uyandırmadan? Seni bırakıp kaçtığımı mı düşündün? Emir gerizekalı mısın? Çıkıp arayacaktım dışarıda seni. Ya ormanda beni arayacaktın yani. Güzel. Bu kadar sert bunları aldın yani. Kızınca çok tatlı oluyorsun. Emir söyle neredeydin? Bu kadar sert alışveriş yapmış olamazsın. Akşamı bekle. Hadi bu sefer yemekleri beraber yapacağız. Birlikte yemek hazırlayacağız dedin, ortada yoksun. Dışarı çıkacağız. Yemek yapacaktık ama. Dışarı çıkacağız, yaparız sonra. Hazır mı? Kapat gözlerini. Niye? Kapat. Açma sakın. Gel. Thank you.
Annemin küpeleri. Sen bunları nereden buldun? Gel hadi. Gerçek. Sen gerçeksin. Smokinim yok. Gelinliğin yok. Parmağına takacağım bir tane yüzük bile yok. Burada. Şimdi. Bu şekilde. Benimle evlenir misin? Evet. Bu duvak bana çok uğurlu geldi. Dilerim size de uğur getirir. Bir ömür boyu, bir yastığa... Bir yüreğe sığın inşallah. Kalbim hayatımın sonuna dek. Şu an senin için. Yüzüne gözlerine baktığım gibi çarpacak Feriha Sarrafoğlu. Seni çok seviyorum. Bir ömür seveceğim. O kadar yemeği boşuna mı yaptın? Tamam yiyelim o zaman. Çok açım zaten.
Ben şimdi karımın elinden yemek yiyeceğim. Öyle mi? Eline sağlık, çok güzel olmuş. Ne oldu? Ne bileyim, ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani annemle babamın haberi olmadan evleneceğimi düşünmemiştim hiç. Aramak ister misin anneni? Yok. Öyle telefonda söyleyemem. Peki yanına gitmek ister misin? Gidemeyiz. Sen köy ne demek bilmiyorsun. Adımımızı attığımız gibi olay yürür gider. Babamın böyle öğrenmesine izin veremem. Ben senin elini hep böyle tutacağım. Hazır olduğunda annene de gideceğiz. Babanın kapısını da çalacağız. Annem beni hep bağrına basardı. Babam beni asla affetmeyecek. Evlendik ya. Masalların bittiği yerdeyiz. Bence içki içmeyi beceremeyen karımın sarhoş olmaya başladığı yerdeyiz. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar derler ya. Hiçbir masal daha fazlasını yazmaz. Bundan sonrasını biz yazacağız. Thank you.
Hayır, ben iyi değilim. İyi değilim, çok özür dilerim. Hiç iyi değilim. Bu benim hayatımın en özel gecesi. Her şeyi mahvettim. Şeyi mahvetmedin. Bu gece hala çok özel. Ben seni anlıyorum. Evet, seni çok istiyorum. O kadar uzun zamandan beri istiyorum ki seni. Ama sen yanımdayken ben buna dayanabilirim. Seni sonsuza kadar bekleyebilirim. Şimdi çıkar o geceliği. Gözümü açarsam kaybolmayacaksın, değil mi? Biz evlendik, buradayız. Aç gözünü. Uykucu karım uyurken ben kahvaltı hazırladım. Alışmaktan korkuyorum. Korkunun hiç faydası yok. Evi, babamları düşününce bu kadarına hakkım var mı diyorum. Öyle değil işte. Biz kimseyi mutsuz etmek istemedik. Sadece bizi mutsuz etmelerine izin vermedik. Olmakla barışacaksın. Hep böyle mutlu olacak mıyız? Kim? Senle ben mi? Hiç kavga etmeden mutlu olmak mı? Aa, iyi. Seni hep böyle mutlu edeceğim işte. Ya yapma, yapma. Ya yapma bunu. Hava çok güzel. Gel dolaşalım biraz.
Hep burada kalsak keşke. Burada yaşlansak. Burası evimiz olsa. İstersek neden olmasın? Arkamıza hiçbir şey bırakmamışız gibi devam etmek kolay mı? Ben arkaya değil sadece önümüze bakmak istiyorum. Anlamıyorsun ama. Ben okulumuzdan, ailelerimizden bahsediyorum. Bütün hayatımızdan. Benim hayatım burada. Biz çok farklıyız seninle. Senin sınırların yok. Benim var. Sen her şeyi yıkıp yürüyebiliyorsun ama ben yapamam. Sadece ikimizi düşün. Nereden nereye geldiğimizi düşün. Neleri atlattığımızı düşün. Hala arkamıza bakmamayı hak etmedik mi? Dünya buradan ibaret etmiş gibi yaşayamayız. Bu saklanmak olur. Ben dönüp savaşmaktan bahsediyorum. Biliyorum çok zor ama bizim için ne kolay oldu ki. Bir gün bir masada ailelerimiz, biz. Koca mutlu bir aile olalım istiyorum. Seni tanıyorum. Kızgınsın bana. Saçmalama canım. Nereden çıkartıyorsun? Yüzünden. Sana geldiğim o geceyi unutmaya çalışmadığımı düşünüyorsun ama... Feriha, bunu zamanı bırakmayı konuşmuştuk ya. O zamana kadar yüzün böyle asık mı olacak? Seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hiçbir şey hiç kimse umurumda değil. Çok mutluyum ben. Yüzüne baktığımda ne gördüğümü biliyorum. Buna neden olan benim. Şu an burada ne yaşayamıyorsak benim hatam yüzümden. Ve ben bununla baş etmeye hazırım. Bunu söylerken bile o kadar mutsuz görünüyorsun ki. Sen benim mutsuz olduğumu düşünüyorsun yoksa kendini suçlayıp beni mi cezalandırıyorsun? Ya acı çıkarmaya geldik yine. Süper. Biraz sakinleş ya. Thank you.
Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ben bir daha kavga etmeyeceğiz diyemem. Bunu sana defalarca söyledim. Seninle sonsuza kadar kavga edebilirim. Ben seni sürekli sinirlendirebilirim. Ben de seni sürekli sinirlendirebilirim. Yine üzebilirim. Seni yine üzebilirim. Ama ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Feriha Sarrafoğlu. Ben de seni çok seviyorum Emir Sarrafoğlu. Artık burası da sizin bir eviniz sayılır. Bizi sakın unutmayın, değil mi? Aklınıza düştükçe çıkıp çıkıp gelin. Ah, bu da düğün fotoğraflarımız. Çok teşekkür ederiz. Paltolar da bizim... Hak kalsın. Onlar bizim size düğün hediyemiz olsun. Peki. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın, değil mi? Çok selamlar. Söyleyeceğim. Ruhi Bey'e çok selam. Ellerinden öperiz. Söyleyeceğim yavrum. Sen dükkana kilit vurmadan gider görüşürsün. Artık defterleri, hesabı falan halledersin. Bundan sonra beni muhatap etme. Baba, sen öyle durup dururken defter falan kapatmazsın. Ya öyle muhatap etmeler falan. Bir terslik mi oldu Veysel abiyle? Ne olduysa oldu. Beni fazla konuşma. Bundan sonra sen muhatapsın. Anladım ben seni baba. Helalemin dinine düştük zaten. Başka ne olacaktı? Konuşma Mehmet, konuşma. Yürü. Emir dur. Ben yapamayacağım. Yapamayacağım, hazır değilim. Geri dönmek ister misin? Bilmiyorum. Gülsüm'e gitmek ister misin? Niye durdun? Ama galiba o herifin arabasını gördüm. Ne gördüysen gördün. Bizi ilgilendirmez. Baba onlar burada. Feriha burada. Mehmet, bir daha duymayacağım. Anlaşıldı mı? Baba nereye? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.